Eve götürdüğünde bulamayan arkadaşlar için mesela hani resimlerim arkada gözükmüyor. Çiğdem'in karşılaştığı problem bu herhalde, değil mi? Çünkü şöyle oluyor arkadaşlar. Çok basit bir hemen bir şöyle bir uygulamayla göstereyim onu. Normalde sallıyorum bir stüdyosunuz. Animasyon işi yapıyorsunuz. Elinizde iki tane proje var. Bir tanesi işte sallıyorum preschool dediğimiz okul öncesi için yapıyorsunuz. Bir tanesini de işte sallıyorum 16 yaş ve üzeri, hatta yetişkin animasyonu yapıyorsunuz. Şimdi normalde gerçek dünyada da işte sallıyorum bir proje üzerinde çalıştığınız zaman o proje klasörünü getirirsin. Klasörün içinde gerekli dosyaları kullanırsın. Sonra o proje dosyasını onunla işin bittiği zaman kapatır yerine koyarsın. Başka bir projeyle çalışırsın. Teorik olarak normalde Maya'da da aynı şekilde, Maya'da değil bu arada, bütün 3D proje, yani 3D programlarda aynı şekilde geçerlidir. Yani Max, Maya, Softimage, Houdini, hatta Houdini de en son şeyiyle biraz daha güncel oldu. Bu şekilde çalışır. O yüzden ben şöyle iki tane örnekleyeceğim. İki tane file'a geldim. Buradan şunu biraz kenarıya çek, aşağı atayım hatta. File. QuickTime'ın file'ı değil. Maya'nın file'ı. File. Arkadaşlar Project Window. Şu an bir projeye sıfırdan başladığımız zaman şöyle bir şey yapar bize. Ben şimdi yeni bir proje yaratacağım. Projemin adı sallıyorum. Bir şey söyleyin. Proje 1. Ya da sallıyorum daha spesifik olsun anlaması. Proje Erhan. Lokasyon belirtmem gerekiyor. Nerede olacak bu? Teorik olarak şöyle olması gerekiyor. Ben şu an mesela desktop diyebilirim, komputer diyebilirim, herhangi bir yer verebilirim ama eğer bir yerde çalışıyorsanız size her bilgisayarın ulaşabildiği bir server verecekleri için server'da olacaktır bu. Hatta o proje yaratılmış da olacaktır ama yani normalde her bilgisayarın ulaşabildiği bir noktada olması gerekir projenin. Çünkü o projede işte sallıyorum 40 kişi çalışacaksa 40 kişinin bilgisayarından da direkt görebildiği bir nokta olması gerekiyor. İşte server gibi şeyler o işe yarıyor. Şu an ben desktop'ta yapacağım. Önemli değil. Desktop'ta seçtim. Herhangi bir şey seçmiyorum. Select dedim. Desktop'ın üzerinde proje Erhan adında bir proje yaratacak. Accept dedim. Accept dediğim anda masa üstünde nerede olacak o? Proje Erhan. Şu. Bu sadece bir klasör değil. Ben proje Erhan'da çalışırken proje Erhan'ın ihtiyaç duyabileceği dataların listelendiği bir klasör sistemi düzeneği getiriyor. Bütün şeylerde böyle. Mesela o Unity'ye gittiniz, oyun yapacaksınız. Oyun içinde bir proje oluşturuyorsunuz. Animasyon yaptınız, fark etmez. Yani her tür şey için gerekli bu. Şu an mesela bu yüzden daha önce ben bir şey dosyayı kaydetmek istediğimde save ya da save as dediğimde daha önce baktığı adres neresiydi? İşte projeler default falan diye bir adres veriyordu. Şimdi ben diyorum ki bak ben şu an bu projede çalışıyorum. O yüzden beni masa üstündeki Erhan, proje Erhan dosyasının içine yolluyor. İlk gösterdiği yer orası. Tamam, güzel. Cancel dedim. Ben yine file project window'a tekrar geliyorum. Gene new diyorum. Desktop'ta başka bir isim. Sen hapşırdığın için tarihli sensin. Rüya. Proje Rüya. Bak daha mesela daha tutarlı bir proje ismi oldu. Accept dedim. Şimdi normalde yine aynı şekilde masa üstüne ikinci bir projem geldi. O da işte proje Rüya. Şu an proje klasörlerim var. Ama ve lakin ben şu an ilk yarattığımda hani projeyi ilk oluşturduğumda Maya üzerinden otomatik olarak yarattığım projede çalışıyorum. Peki tekrar Erhan projesinde çalışmak istersem ne yapacağım? Şu an tekrar ediyorum. Mesela bir file save ya da save as dediğim zaman bu sefer proje rüyanın içerisinde bana bak senin çalıştığın proje burası, buraya save diyor. O zaman şöyle bir şey gündeme geliyor. Yine file'da
Set project. Yani daha önce çalıştığın projelerden bir tanesini üzerine çalış. Set project dediğimde artık işte salıyorum proje Erhan set dediğimde bak göreceksiniz file open scene dersem Erhan üzeri Erhan projesinden bir dosya. Save dersem Erhan projesinden bir dosya. Hatta mesela ben kamerada kullandığım işte Jeffrey diye bir şey bir karakterimiz vardı. İşte Jeffrey'nin resimleri nerede olacak? Hemen bakın burada göreceksiniz. Hemen örnekliyorum. Sallıyorum ben. Bir şey mi yaptım? Mesela normalde proje Erhan dedim ya da Rüya dedim. Şu an hangisindeyim? Bakıyorum. Hani zaten şey file set project dediğimde desktop şeyi bulamadım yani PPP proje Erhan set. Şimdi bu esnada ben sallıyorum bir image plane resim çağıracağım zaman bu arada image plane olmak zorunda değil. Kullanacağım her türlü data diyorum arkadaşlar. Bakın bunu hani es geçmeyin. Kullanacağım her türlü datayı sallıyorum image plane import image dediğim zaman bakın ilk baktığı yer neresi? Erhan projesinin içi. Erhan projesinin içerisindeki kaynak resimler. Source images olarak geçiyor. O yüzden normalde yapılması gereken şudur. Maya'yı açar açmaz hangi projede çalışıyorsanız onu he? Evet öyleymiş. Nasıl? Yok musun? Bugün sabah kahve alırken de aynısı oldu. Kulaklar büyüyor değil mi? Set project hangi projede çalışıyorsanız proje Erhan, proje Rüya set diyorsunuz. Tamam? Yani bu önemli bir şey. Ki böyle yaparsanız sallıyorum ben şimdi daha önce yaptığım bir şey vardı. Ki bundan bahsedeceğimizi söylemiştik zaten. Eğer ben bir şey kullanıyorsam mesela burada ne vardı? Jeffrey Model Sheet vardı. Jeffrey Model Sheet'in kesinlikle ve kesinlikle olması gereken yer neresi? Proje dosyasının içerisinde source image. Şöyle yapalım. Mesela Rüya projesinin içerisinde source image. Tabii bunların içine alt klasörler yapabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. İşte source image diyeyim, kaynak resimler. Ağaçlar, dokular vesaire. Mesela dokular diyebilirsin. Ya da işte sallıyorum karakterler için doku kullanmışsındır. Karakter doku dersin. Karakter dokunun altında işte A karakteri, B karakteri diye klasör açabilirsin. Ama kesinlikle proje klasörünün içerisinde olması lazım ve tercihen source image'de olması şey. Hocam farklı kaydet yaptığımız zaman da yine proje dosyasının içine kaydetmemiz gerekiyor. Tabii. Ayrı ayrı tekrar proje dosyası açmaya gerek yok. Yok hayır. Zaten bir tane proje yapıyorsun. Artık yaptın. Anladım. Ondan sonra da eğer ola ki başka bir projeye geçmen gerekirse set project'le o projeyi işaretliyorsun. Yani Maya şöyle, Maya değil. Bütün 3D programlar şu şekilde çalışıyor. Set project dedikten sonra hani şu an projenin olduğu yer işte slash asetler, slash sahneler, slash source imajlar. Şu anki projem slash yani alt klasör için ters slash kullanıyor ya. O şekilde çalışıyorum. Ben Jeffrey Model Sheet'i control command command'dır herhalde. Geldim. Command V yaptım. Jeffrey Model Sheet geldi. Ben şimdi Maya'ya gidip sallıyorum. Buradan ne fen alayım? Bir image plane. Import image plane dediğimde şu an proje Erhan'daymış. Ben şey Rüya'nın içine kaydetmiştim. Tamam hemen projemi değiştirelim. File set project. Proje Rüya. Project Rüya. Set. Şimdi bir image plane, import image plane dediğim anda bakın direkt oraya bakıyor. Ve ben eğer mesela projemi burada yaptığım bir proje ise eve götürmek istiyorsam projenin tamamını götürüp evde herhangi bir yere kopyaladıktan sonra set demem yeterli. Bütün resimler, bütün şeyler şey olarak doğru olarak gelecek şeye. Senin karşılaştığın problem o. Bir kere resim de olmayabilir. Resim olsa bile sallıyorum buradaki masa üstünün adresi ya da işte C, D, Y bilmem ne klasörün içine kopyaladın. Şey eğer kendi bilgisayarında Maya öyle bir yolun altında o resmi bulamazsa otomatik olarak bulamadım deyip siyah gösterecektir. Evet. Arkadaşlar bu işte evet.
proje çalışma şeyi, hani şöyle bir şey söyleyeyim, bu saatten sonra hani normal bir küre bile modelliyor olsanız, tamam mı? Hani çok basit objeler bile modelliyor olsanız, çok basit bir iş bile gelse, proje halinde, projede çalışmaya özen gösterin. Siz yani pantolonu yapmıştın mesela ama şimdi getirdim olmadı. O belki şeyle ilgili olabilir. Dedim yani mesela şöyle söyleyeyim. İnternette bazı ücretsiz rigler var. Animasyon çalışmak için kullanabiliyorsunuz. İşte normal PC versiyonu bir de Mac versiyonu şeklinde olabiliyor bunlar. Hani PC'deki dosyaları Mac'lerin açmıyor olma ihtimali peki olabilir. Peki ben proje şeklinde flash diski atıp getirseydim yine mi yapacaktım? Yine olmayabilirdi. O yüzden şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar size. Hani madem şu an biz PC Mac arasında biraz gidip geleceksek, çok evrensel bir model formatı var. OBJ diye geçiyor. Object. Normalde işte sallıyorum ben şuradan bir tane poliküp yaptım. Çok basit bir örnek. F'ye bastım. File Export Selection dediğimde ayar kutusunda, ki buradan hiç yapmaya da gerek yok. Yani File ayar kutusuna girmeden Export Selection dediğimde arkadaşlar şurada export edebildiğim formatları göreceğim. Şurada File Types'a. Bakıyorum burada bir iki tane format var export edebileceğimiz. Ama söz konusu şey sadece model olduğu zaman bu listede gözükmeyen Windows Setting and Preference Plugin Manager. Plugin kelimesini herkes biliyor değil mi? Ne olduğunu? Eklenti. Çok basit bir eklenti var. Zaten ücretsiz, normalde Maya bunun içine gelir de şu an aktif değildir. Plugin Manager'da arkadaşlar şurada OBJ Export Bundle diye bir şey var. Şu listeyi biraz aşağı çekerseniz OBJ Export Bundle. Yerini tekrar söylüyorum. Windows Setting and Preference Plugin Manager'a tıkladığımızda listenin altlarına doğru OBJ Export Bundle diye bir şey var. Arkadaşlar bunu tıklıyorum karşısını. Autoload, yani Maya bir daha açıldığında da tekrar şey olsun, yüklensin. Autoload dedim. Bu bildiğiniz hani kabaca 3D için PDF gibi bir şey düşünebilirsiniz bunu. Hani nasıl bir tane PDF dosyasını Illustrator'da açarsın, işte Photoshop'ta açarsın, print'e göndereceksin, onu da açarsın ya. Bu da hani bir nevi onun PDF'i gibi düşünebilirsiniz. OBJ formatını açmayan ben 3D program bilmiyorum, yani öyle söyleyeyim model olarak. Bu şekilde bir nevi Mac şey arasındaki problem çözülebilir. Çözülemezse bu bilgi gene başka bir yerde işinize yarayabilir. Böyle olduktan sonra OBJ Export Bundle yaptıktan sonra objem seçili File Export Selection'da listenin, şuradaki listenin en altında OBJ Export gelir. Adresi verirsiniz. Ki adres yine mesela sallıyorum proje dosyanızın içerisinde OBJ diye bir klasör olmayabilir. Siz yapabilirsiniz. Daha önce söylediğim gibi proje dosyasının içinde olduğu sürece oradaki şeyleri kastımıza edebilirsiniz. Yeni klasörler ekleyebilirsiniz. Ama kesinlikle obje seçili olacak değil mi? Tabii yani şöyle o bahsettiğim format OBJ yani şey, tabii export selection yani zaten. Export edeceğimiz objeyi seçmemiz gerekiyor. Hı hı. Çünkü ne diyeyim ya, menünün adı export selection. Export all dersen her şeyi export edersin. Gibi. Bu da hani belki deneyip test edebileceğimiz bir şey olsun. Proje halinde çalışmak. Bahsettiğimiz şey bu. Hocam, diğer programları açmak için mi? Evet, yani mesela sallıyorum şimdi Autodesk'in kendi programları arasında başka bir program şu an yok ama mesela sallıyorum Max kurduğunuz zaman File, Send to Max diye bir tane menü geliyor buraya. Hem Maya hem Max kuruluysa. Send to Max. Max'in içerisinde de Send to Maya diye bir şey var. Hani hiç export etmeden kullanabiliyorsun. Ama sallıyorum burada yaptığın bir modeli şeyde kullanacaksan, oyun motoruna Unity atacaksan mesela ya da Unreal Engine'e atacaksan OBJ olarak export edebilirsin. Bir format daha var, FBX diye. İhtiyaca göre değişebiliyor. Detaylarını ihtiyacınız olursa öğrenin. FBX animasyon da içeren bilgileri alabiliyorsunuz. Hani rigli animasyonlu karakteri de atabiliyorsunuz. Bu sadece model olarak atıyor. Yani çok konuştum ya giriş kelimesine. Dün de böyleydim ya. Bayağı hani gevezeyim tuttum. Nerede kalmıştık biz? Bacakları pantolon yapacaktık. Ha, yapan var mı? İşte yaptık. Getirmiş.
Hocam benim sorum var. Yani tek bir bölümü yaptım ama sen mirror edince en uç noktasına göre mirror ediyor ve işte ortası boş kalıyor. Tamam. Mesela ben o zaman ufak bir tekrar yapayım. Şimdi benim projem neydi? Eski default projeydi. Çünkü Maya ilk başta kurulurken C'de user'ın altında default adında bir proje yapar. Aslında Maya projesi çalışmaz. Eğer siz işaretlemezseniz o kendi bildiği projeyi işaretler. Bizim ilk kayıtlarımız orada. Eğer ben tekrar o projede çalışmak istersem set project deyip nereden bunu? Document Maya projects default'u set etmem lazım. Ya da şunu yapabilirim. Bu dosyanın içindeki dosyaları yeni bir Jeffrey diye bir proje yapıp içine kopyalayabilirim. Aynı şekilde de. Şimdi file open diyelim. Herkes bu projede çalışma olayını anladı değil mi? Bir sıkıntı yoktur sanırım. Biz C grubuyuz değil mi? C grup, C working progress 02. bir saniye. Ben buna pantolon yapmamış mıydım ya? Yapmadınız. Ha ben yapmadım. Yok, siz yapmış öyle verdiniz. Ha tamam. Orada siz yapmadınız. Ha tamam, o zaman başka bir sınıfa yapmış olabilir. Başka bir sınıfta pantolon yapmış olabilir. Hatta bir kontrol edeyim. File open scene. C grubu. B grubu. Yok değil. Onlar da biraz surata doğru girmişiz. File open. Ya da suratı bir saniye. İzole modda mıyım? Diğerleri nerede? Ha tamam. Buna da kabaca bir pantolon yapmışız. Benzer bir şey yapacağız gene. Pantolon yaparız. Mümkünse eli bitiririz. Sonra surattan bahsederim. Bu şeyleri yaparsak bugün faydalı olur. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şimdi mesela gövdeyi yaptım. Pantolonla gövdeyi birleştirmem gerekiyor mu? Gerekiyor mu? Yani bilmiyorum. Hani onu sana proje biraz söyler. Öyle mi? Normalde sallıyorum. Şimdi siz dediniz ya mesela çizgi sayısının eşit olması lazım. Hı-hı. Bu şekilde oturması için. Altta çizgi yani yakın diyelim. Hani %100 birebir eşit yani olması. Tam ben bilmediğim için karanlık. Alt mesela çok fazla geliyor. Ona göre az geliyor. Onu ne yapmam gerekiyor yani? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten mesela şu an nerede o benim şeylerim? Bir bakayım. Window Outliner. Shift H ile modeli açtım. Şimdi aslında ben ne kadar bu şey sumut hali güzel gözüküyor olsa da yani bu poligon şeyi yeterli değil. Yoğunluğu yeterli değil. Yani en azından bir kademe daha yoğun olması gerekiyor. Yani ben şunu yapmayı tercih edeceğim bir sonraki aşamada. Şunu yalnız bırakayım. Hani şunun bir sumutlu hali. Hani şu benim bunu içine kemik döşeyip biraz hareketle hareket deforme olabilmesi için daha ideal bir yoğunluk olacak. Ki eğer şunu öğrenirseniz bir aşamada mesela sallıyorum ben bir şeyi yapıyorum kalıp olarak düşük poligonlu olarak yaptım ve görüntüsü hoşuma gitti ama çizgi yoğunluğu çok az. Bir adet sumut verdiğinizde o aynı şekle yakın bir şekilde poligon yoğunluğunu arttıracağı için hani hem kullanmaya çok yakın hem de görüntüsü istediğiniz gibi gözüken bir model elde edersiniz. Yani benim tercih edeceğim yoğunluk bu olacaktır. Poligon yoğunluğunu nasıl artırıyoruz? Normal sumut. Yani normal orijinali şu normal ya. Normal sumut işlemiyle. Normal sumut işlemiyle. Yani normal 3'e basarak sumut değil. Ki Maya'da sumut görüntüsünü modele çevir diye bir tane tool da var. Ama teorik olarak hemen hemen bununla aynı şey çıkıyor zaten. Ufak, çok ufak bir farkı var. Ayar kutusundan kaynaklanıyor. Ayar kutusunu değiştirirseniz aynı sonuçta çıkıyor. Normalde işte neydi? Poligon, mesh, meshte miydi o? Sumut. Sumut dediğimde bir adet poligon yağını arttırarak, sumutlayarak şey yapıyor. Bu dediğim gibi hem riklemede hem şeyde daha kullanılabilir bir model yoğunluğu oluyor. Diğeri biraz fazla. Kabasını çıkardıktan sonra bu şekilde çalışmak çok daha mantıklı. Evet. Çünkü direkt bu yoğunlukla çalışırsan biraz daha işin zorlaşabilir. Hani şekle oturtmak vesaire. Ama biraz kabasıyla çalışıp sonra o bana o halini vereceği için bu şekilde düşünmek iyi oluyor. Hatta bu arada bu yöntem tercih etmeye de bilirsin. Ben yüksek poligonla başlarım da diyebilirsin. O sana kalmış. Ama bence makul. Özellikle böyle soft karakterlerde, çok böyle girintisi çıkıntısı, anatomik detayları çok yüksek olmayan karakterlerde bence ideal bir yöntem kullanılabilir.
Neyse, o zaman biz C grubu olarak şeyden devam edelim. File open sin C working progress open don't save. Şimdi vücut şöyle kalsın. Şimdi dikkat edeceğim iki tane şey var arkadaşlar. Bir, bunun da sonuçta vücut gibi birleşen bir şey olacak. Ama ilk yapacağım şey nedir? Silindir. Olabilir. İhtimal dahilinde. Yani çizgi eşit olmadı. Ben de hocam şey yaptım. Bacağım bir tane tam bütün yaptım. Mirror'ını aldım. Birleştirdim. Araya ekstradan hani köprüyle birleştirdim. Bir tane şey koydum araya. Ek birleştirme köprüsü koydum. Aslında idealdir. Yani... Ama mesela yanlar dışarıdayken orası biraz içeri göçük oldu. O köprü kısmı. İşte vertex çekiştirerek topar. Öyle öyle. Şimdi hemen bir tane daha şey yapıyorum. Artık bu silindir olayına aşinasınız. Hani çok şey değil. Bu arada tekrar ediyorum. İstersen küp yap. Tamam mı? Biraz önce söylediğim gibi çekiştir. Bir level sumut ver. Artık iki yöntemi de biliyorsunuz. Yani şey değil. Burada ben size şeyi söylemiyorum. İşin doğrusu budur ya da yanlışı budur değil. Ben bir iki tane yöntem gösteriyorum. Siz kafanıza hangisi yatarsa onu yapın. Hani sallıyorum işte biraz önce hani... Ne yaptık? İşte fix 8 dedik. Ama ben bunu dörtgenden de yapabilirim çok rahatlıkla. Sonra bir tane sumut çakarım. O da olur. Side'a geldim. Biraz yukarıya alayım bunu. Subdivision height. Şu an için sallıyorum 6 olsun. Yetmezse insert edge loop tool'u öğrendik zaten. Çizgi ekleyebiliyoruz. Ve istediğim şey height'ı biraz daha arttırayım. 2 nokta. Bu arada noktadır arkadaşlar, virgül değil. O kübik formu bozmadan, yani yuvarlaklaştırmadan çizgi sayısını eşit aralıklarla arttırmak için yine sumut tool'u mu koyacağız? Yani yok. Şimdi mesela insert edge loop tool'un da ayar kutusunda birden fazla çizgi eşit aralıklı atlayabiliyorsun. Şimdi yani ben bu arada çizgiler arasında orayı da bozmadan atlayabiliyorsun. Bu arada şeyi unutmayın arkadaşlar. Hani mesela ben şu an çok basit şeyler anlatıyorum. Modelleme menüsünde, edit mesh'te, mesh'te bir sürü şey var. Bir extrude, bir insert, bir edge tool, bir merge öğrendik. Ama bu tool'ların geri kalanını öğrenmek için dersi beklemenize gerek yok. Açın YouTube'u, bir tane Maya modeling yazın. Dünya kadar tutorial çıkacaktır. Hani ben mesela şöyle söyleyeyim. 25 dakika gibi bir sürede buradaki tool'ların hemen hemen hepsinin işe yaradığını anlatabilirim. Aslında son dersi öyle yapsak iyi olur. Olabilir yani. Şimdi arkadaşlar yine front'tan da geldim. Ortaladım. Radyusunu biraz düşüreceğim. Nokta 4 gibi bir şeyle deniyorum. İdeal bir şey tuttururuz. Tamam. Üst ve alt face'leri gene seçeceğim. Sadece burada şuna dikkat edeceğim arkadaşlar. Şu üstteki iki face'in işte simetrik olarak diğer tarafa birleşeceğini düşünüp sonradan arasındaki face'leri sileceğim. Bunu unutmayın. Tamam. Şimdi hemen daha önce yaptığım gibi sağ klik face, üstteki face'leri seçtim. Fazlasıyla seçtim. Kontrolü iptal ettim. Sadece üstteki face'ler kaldı. Sildim. Seçtim. Sildim. Bir hani sonuçta zaten pantolonun altı delik olacak. Yukarısı da gene delik olacak. Yani sonuçta hani giydiğimiz kısım. O yüzden şimdi baştan silebiliriz ki 3'e bastığımızda da hani şey olarak bize daha düzgün bir hal versin. Sonra daha önce yaptığım gibi ne yapacağım? Çizgileri seçip, çekiştirip, sağ klip, vertex, biraz daralttım, daralttım. Hızlı bir şekilde genel bir şey yapabilirim. Detaya girmeden. Burası iyi. Burayı biraz genişlet, biraz sağa çek. Sonra haliyle tabi mesela şöyle E'ye basıp şuradaki eğer çizimi birebir tutturmak istiyorsak hani biraz açısını değiştirip çok iyi. Ayarladım. Tabi bu arada arkadaşlar ben gene şunu da hafiften söylemem lazım.
İnsan anatomisine yine de uyması lazım. Çok hafif. Yani bu sonuçta anatomik bir karakter değil ama ben şunu biliyorum. İnsan bacağı kalçasına dümdüz bir çizgiyle bağlanmıyor. Açılı bir şekilde bağlanıyor. O yüzden karakterimiz çok ekstrem derecede mesela çizgi film, kartun bir karakter değilse, böyle bir karakterse biraz bekleriz onu. %100 tutmasına da gerek yok ama bir miktar bekleriz. O yüzden hafif açılı yapabilirim. Ki bu ileriki aşamada karakter biraz hareket ettiğinde, işte bacağını yukarı falan kaldırdığında daha hoş gözüküyor. Ki böyle bir karakterin bacağını çok yukarı kaldırmak istemezsiniz. Size söyleyeyim şimdi. Çünkü şişman karakterler ritleme konusunda hani biraz daha dikkat ve özen ister. Düşün yani, şişman var mı aramızda? Program bile sevmiyor şişmanları, öyle söyleyeyim ya. Ama biz sempatik insanlarız. Kesinlikle. Sen bir kere şişman değilsin. Şişman istiyorsan Amerikalıları gör. Arkadaşlar bir tanıdığım var. Yani şu an Amerikan Green Card'ını da aldı. Şu an orada yaşıyor. 1.90 küsur boyunda 120 kilo falan bir arkadaş. Bayağı iriceğine bir arkadaşımız. Yani muaf olabilecek kadar şey. Ve mesela arada Türkiye'ye geliyor. Çok sevdiğim bir tanıdığımın oğludur ki bugün ziyaretine gidiyorum zaten. Şey diyor, hani geldiğinde annesi söylüyor, oğlum biraz zayıfla, yani bu ne bu yaşta diyor. Ya ben diyor orada normal kaçıyorum diyor. Anne hani sen rahat bırak beni diyor. Hani 190'ı 120 de çok değil yani. He? 190 boya 120 de çok değil. Değil ama yani iri bir insan. Ama oraya gittiği zaman gayet normal kaçıyor Amerika'ya. O yüzden hani gerçek şişmanı görmek istiyorsan gel. Bize gerçek şişmanı görmek istiyorsan diye bir cümle kurdum, sen girdin içeri. Zaten şu modelde bir benzerlik var. Var. Bir sakalı eksik. Neyse. Arkadaşlar çekiştirdim. Aynısını da yapıyoruz. Önden de yapıyorum. Hocam ağzını da çizdiniz. Nasıl? Evet. Hı-hı. Öne aldım, daralttım. Fix yöntem. Arkadaşlar bu arada mesela bu tarz modellerde üzerinde çalışırken mesela sallıyorum şeyi dikkat edin. Daha ileride kendiniz bağımsız bir karakter tasarımı yapacağınız zaman işte normalde insan anatomisinde sallıyorum üst bacağın ön tarafı daha kuvvetli kaslara, daha büyük kaslara sahip olduğu için o tarafın daha önde olduğunu, arka bacağının da arka taraftaki kaslarının daha iri, yani doğal hareket anatomisinden, yani hareket kendisinden gelen gelişmişlikle daha iri olduğunu, hani o yüzden dümdüz bir bacak değil, daha anatomik olduğu zaman alt baldırın arkası, üst baldırın da ön tarafının daha iri olduğunu düşünerek, hani kendiniz bir şey tasarlarken bu tarz şeyleri direkt modellerken de öğrenebilirsiniz. Ya da işte belli başlı çizerleri çapın. Mesela normalde olduğu gibi işte aynı şekilde ne yapıyorum? Şunu biraz şeye uysun diye, hani kemer çizgisi modelin kendi şeyine uysun diye ayarlıyorum. Şu an çizgi sayım yeterli değil. Hani şuraya bir tane daha çizgi atabilirim. Şunu da biraz daha şöyle rotate edeceğim. Hatta tam şuradaki şu şeye denk gelirse daha güzel olur. Çünkü araya bir tane çizgi atarım. Şu şeye çıkıntıyı, popo çıkıntısını vermek için bir tane daha çizgi atabilirim. Süper özenmemize gerek yok şu an. Biliyorsunuz bu konuyu. Ama ufaktan şekillendirmek isterseniz de hayır demeyiz. Son aşamada o noktaları ayrı ayrı çekiştirmeye bir sıkıntı çıkarmaz. Yok, çıkarmaz. Yani küçük değiş, yani şunu yapma. Hani sallıyorum bunu aldın. Bu kadar çekme. Küçük o şeyler olabilir. O bahsettiğimiz genel dağılım var ya, homojenis olabildiği kadar homojen dağılsın diyoruz ya. Evet. Sen neye gülüyorsun? Önde böyle. Ben burada çok tatlı şeyler yaptım da onu. Hadi o zaman şey yapalım. Biraz daha şekillendirmek için. Insert Edge Loop Tool'u herkes biliyor. Objeyi seçtim. Mesh Tools, Insert Edge Loop Tool dedim. Şuraya tıkladım.
Basa tutuyorum. Bıraktığım yerde çizgimi yerleştirdi. Q'ya basıp işlemden çıktım. Edge'e double click yaptım. Ve genişletip biraz da geriye alıyorum. İstersen bir tane daha yapabilirim. Ama hep diyoruz, ihtiyaç oldukça eklemekte fayda var. Bir görelim genel görüntüsünü. Fena değil. Yani fena değil dedim. Zaten ne kadar kötü olabilir ki bu kadar çizgiyle. Sonra işte şu önemli bir ayrıntıdır arkadaşlar. Size mesela çok ufak Rick'ten değil mi? Rüya özellikle istedi Rick konusuna bir ufak giriş yapalım diye. Çok sevimli bir konu değil. Dün işte B grubu ile ufak bir giriş yaptık. Yani hiç kim, bir kişi hariç. Hani person you have called cannot be at the moment. Yani herkesten aldık yani bu sinyali. Yani ismini inkar eden oldu ya. Neymiş diyorsun ya, ben değilim o falan. Eklem yerleri, yani özellikle işte diz, dirsek, omuz gibi eklem yerlerinde diğer yerlere nazaran biraz daha fazla çizgi olması gerekebiliyor. Çünkü orayı deforme ettiğimizde düzgün bir şekil alması gerekiyor. Mesela bu şekilde ben bu dizi bükersem, hatta size şöyle örnekleyeyim. Bunun diz oldu. Diz noktasının şey yapayım. Şu an normalde böyle bükülmüyor. Bunu baştan söyleyeyim, sonra böyle bükmeye çalışan olursa. Ama sadece sumutlu halini göstermek istiyorum. Mesela sallıyorum. Bunu böyle bükersem, bükmeye çalışırsam çok ciddi bir şekil kaybının, hacim kaybının olduğunu göreceksiniz. Bunun olmaması için, yani normalde orijinalinde bu köşelidir falan ama olmaması için orada bir iki tane çizgi olması gerekiyor. Bu daha önce bahsettiğimiz petleme tool'ları, After Effects, Photoshop hangisini kullanıyorsanız. Orada daha keskin bir şey çizmek isterseniz, köşeli bir şey çizmek isterseniz daha yakın nokta atmanız gerekir. 3D'de de hiçbir farklı mantık yok. Köşe yapmasını istediğiniz yerlerde modelleme için de kullanabilirsiniz. Zaten bu modelleme zaten bu da. Hani normal katı modelleme de bir yumuşak giden bir noktanın köşe olmasını istiyorsanız oradan tekrar bir çizgi geçirirsiniz. Ve orası köşe yapmaya başlar. Ne kadar çok ve ne kadar yakın olursa o kadar köşe olur. O yüzden ben kesinlikle diz etrafına, diz kısmına kesinlikle ekstra çizgi atmam lazım. Ya da ilk başta yaparken oraya çizgi kesinlikle gelmesi lazım. O yüzden yine Mesh Tools, Insert Edge Loop Tool yaptım. Şurası gibi gözüküyor. Sadece bir tane yeterli değil arkadaşlar. Bire bastım. Yine güzel deforme olabilmesi için hemen üstüne bir tane daha. Hemen altına bir tane daha yaptım. Bunu böyle yaptım. Kesinlikle ve kesinlikle buraya ben kemik yerleştirip büktüğümde bir öncekinden çok daha güzel gözükecek. Garantisini veriyorum. Tabii buna bağlı olarak edge'leri de modelin formuna uyması için biraz daraltıp biraz öne alayım. Şurada keza. Biraz daha daraltalım. Öne aldım. Fazla daraltmışım. Ortalama bir şey buldum işte. Aynı şey burası için de geçerli. Pantolonun şeklini vermek için şey yetmiyor. Mesh Tools, Insert Edge Loop Tool. Bir tane daha attım. İşte pantolondaki kırışıklığı vermek için ya da işte pantolonun ayakkabıdan aldığı şeyi şöyle yapıyorum. Şuraya bir tane gene Mesh Tools, Insert Edge Loop Tool attım. Biraz daralttım. Ya tabii şunu söyleyebilirsiniz çok net olarak. Peki o pantolondaki kırışıklığı, gerçek anlamdaki kırışıklığı nasıl yaparız? Çok basit bir şekilde. Şöyle göstereyim sadece. Orada nedir? Fazladan bir kumaş vardır değil mi? Yani fazladan bir yani normal pantolon kumaş gibi düşünürsek bunu. Çok basit olarak Mesh Tools, Insert Edge Loop Tool bir tane attım. Aldım, R'ye bastım, genişlettim. Sadece bu da yeterli değil. Sağlıyorum. Bunu biraz aşağıya çekeyim şöyle. Şöyle double click. Biraz daha yukarıya alayım. Mesela hani birbirinin içine giren bir model şeklinde yaptım. Tabii şeyliğini ayarlamam lazım biraz. Önden de darlığını, genişliğini ayarlamam. Mesela 3 ile basarsak hani bir köşelik, bir kıvrım gibi bir şey istersek
süresini biraz daha genişlemesi gerekiyor. Hani bu şekilde olabilir. Derseniz ki ya aslında orası daha fazla içeri giriyor. Bir tane daha çizgi yap daha fazla sor. Hani anlatabiliyor muyum? Şey basit. Çözüm basit. Mesela geldim. Madem söyledim yapayım. Üzerimde kalmasın. Gibi. Yani ne kadar girinti olmasını istiyorsam o kadar içeri sor. Şey basit. Anladım ya, bu tarz şeye şu an için çok fazla detaya girmeye gerek yok. Şöyle kalsın, kafi bence şu an. Dediğim gibi tekrar fronttan bakıyorum. Düzeltmediğim yerleri düzeltiyorum. Bu arada genelde şu olabiliyor arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Kendisi 3D model yapmamış ya da bir şekilde yapmış olsa bile bir çizimin gerçekten önden ve yandan %100 tutarlı çizebilmek, tutarlı bir referans resim verebilmek çok kolay bir şey değil. Hani birçok arkadaş için söylüyorum. Burada kendiniz biraz opsiyon kullanıp ya burası böyledir herhalde deyip biraz değişiklikler yapabiliyorsunuz. Karakterin genel görüntüsüne çok uzaklaşmadığınız takdirde bu olabilecek bir şey. Tabii şu an köşeli halinde bir şey yaklaştırmıştım ama sumutlu hali biraz hacim kaybediyor, bunu biliyoruz zaten. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar yapabileceğim iki şey var. Hemen 1, 2, 3, 4. Sildim. Tabii fazladan çizgi attığım için şeyi değişti aslında. Şurayı da silebilirim. Şuradaki face'leri de. 4 tane demiştim de sonradan çizgi attığımı unuttum. Direkt bunları sıfır noktasını seçip mirror'ını alırsam görsel olarak çok bir sıkıntı olmamakla birlikte, yani sanırım bacağımı öne kaldırdığımda, karakterin bacağını öne kaldırdığımda bütün pantolon bölgesinin hareket etmesi çok keyifli gözükmeyebilir. O yüzden bir hat olması daha iyi duracaktır. O yüzden şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. İki örneği de yapacağım. Hatta şundan bir tane Ctrl D ile kopya alıyorum. Geriye çekiyorum. İki yöntemi de göstereceğim. Kalsın orada. Bir tanesi normal yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi. Şu ortadaki noktaları tutuyorum. Birleşecek olan noktaları. Sonra mayanın sıfırına çekeceğim. Bunu hatırlıyor muyuz? Göstermiş miydim mayanın sıfırını almayı? Göstermedim. Şimdi normalde move'la bir çekersek işimiz görür diyoruz ama bu güzel bir bilgidir arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Bunun bende çok da ilginç bir anısı var. Ben böyle bir şey olduğunu söyledim. Başka bir arkadaş olmadığını söylediği için şey oldu. Ya doğrusu başka bir arkadaş ya Maya'da böyle bir şey yokmuş diye geldi. Ben de var dedim ama şu arkadaş şöyle söylüyor dedi. Dedim ona bir şey diyemem. Arkadaşlar absolute transform ve relative transform şuraya bastığımızda çıkan bir şeydir. Tool'un ismi ne hocam? Bu mu? Burada gözükmüyor da o yüzden söylüyorum. Gözükmüyorsa şu üçgen, şu çizgilerden üçgen gözüken varsa tıkla. Ya normalde bunlar daraltılabilir şeyler de eğer gözükmüyorsa üçgene basılsın şey gözükür. Arkadaşlar burada absolute transform, relative transform var. Bu yani hangi tool'da olduğunuza bağlı olarak işte move'daysanız
move şeklinde, rotate değilseniz rotate şeklinde çalışır. Absolute transform arkadaşlar, absolute mutlak demektir Türkçesi. Şöyle çalışır, daha önceki değerinin, daha önceki pozisyonun, daha önceki açısının büyüklüğünün ne olduğuna bakmadan girdiğiniz değeri kabul eder. Y0 olacak. X. X simetrisinde şu an W'dayım. X 0 noktalarım seçili. Enter dediğim zaman hepsini mayanın sıfırına yapıştıracaktır. Göstermiş miydim? Tamam. Şimdi buradan sonra iki şey yapılabilir. Dediğim gibi direkt simetrisini alırsam eksi x'e doğru tam oturacaktır ama ben şunu tercih ediyorum. Belki arada bir tane çizgi olsa, farzadan çizgi olsa modelim daha güzel gözükebilir gibi geliyor. Ya da işte çok bu kadar seyrek olması biraz çok hoşuma gitmiyor. İkisini de göstereceğim. Bir esnasında belki benim söylediğim yanlıştır. Uzun süredir böyle hani ya en azından bir küsur senedir eğitim animasyonları yapıyorum. Bir senedir tam full karakter riglemişliğim. Bir iki freelance dışında yok mesela. Yani o yüzden bazı bilgilerim çok güncel olmayabilir. Bu şekilde hepsini tek bir hizaya getirdim. Sonra object moddayım. Bunun mirror'ını, simetrisini alacağım. O da mesh, mirror geometri. Ayar kutusunu açtım. Şu an karakterim artı x'te, eksi x'e doğru alacağım ki normalde eğer karakterinizin önü artı z'ye bakıyorsa hiç düşünmenize bile gerek yok. Doğrudur, eksi x'tir bu. Hemen reset setting, eksi x. Apply dediğimde gelecek. Ya tabi üçe bastım gibi. Ya bundan sonra tabi işte sallıyorum karakterimin modelinin biraz oturması için sallıyorum şunu biraz öne çekip modelin şekliyle şemaliyle oynamam gerekiyor. Bu bir tanesi. Ama dediğim gibi tercih edeceğim şey bu olmayacak. İlk aşamada en azından. Yani son aşamada da. Böyle dursun bu. Kenara çekeyim. Daha çok tercih edeceğim şey buradaki çizgileri extrude etmek. Yandaki çizgileri. Mesh tool değil, edit mesh. Edge başlığından extrude edge. Extrude. Tıkladım. Şimdi şunu yapabilirsiniz. Direkt buradan hiçbir çekiştirme yapmadan çizgileri seçmek aslında çizgileri değdiği noktaları seçmek aynı zamanda. Bunu hep söylemiştik. Face seçmek, face'in değdiği noktaları seçmekti aslında. O yüzden direkt W'ye bastım ve 0 enter. Tamam. Şey yapmayı uğraşıyoruz. Bunu çek ondan sonra scale'le gel scale'den düzelt falan. O tarz şeyler. Öyle şunları çok yapıyordum. Yok ama yani mesela yani şey için söylemiyorum da bu şekilde sıfıra alan ben çok tutorial görmedim zaten. Hani... Evet hocam bu sıkıntı mesela sizin gösterdiğiniz o shift sakin olayını da gösteriyor. Ben o kadar tutorial izledim. Mesela o mirror işini ben normalde işte duplicate et x'te eksi değer ver öyle yapıyorduk. Hı-hı. Ama çok daha kolay tutulur orada. Evet yani şey dedim ya biraz şahsımıza yani çok bir şey olmasın da şahsımıza münhasır bazı uygulamalarımız oluyor. Sizin de olur. Sadece biraz fazla şey kurcalamakla alakalı. Şimdi böyle olursa arkadaşlar en azından hani bu görselde çok sıkıntı yaratmıyor olsa bile işte karakter adımını öne attığında işte yana çektiğinde hani sallıyorum bir çok basit bir bacağını kenarıya alma hareketi yaptığında şu apış arası şalvar giymiş gibi davranacaktır. Bunu çok istemediğim için yani arada etkilenmeyen bir bölge, hani bacaktan etkilenmeyen ya da çok az etkilenen bir bölge olmasını tercih ederim. O yüzden hani görsel olarak işte tek kare konsept gibi çalışıyorsan hiçbir problem yok. Ama işin içine biraz rig girdiği zaman orayı düşünmemiz gerekiyor. Siz riglemeyecek olsanız bile bir başka arkadaş rigleyecekse o en azından onu düşünmeniz açısından. Bunu yaptıktan sonra yine mesh, mirror geometri dedim. Eksi x'teydi zaten. Hani bu şekilde olduğu zaman daha iyi bir görüntü olacaktır. Şimdi şu iki face'i aslında bunu Jeffrey'nin bedenini gördükten sonra bedenine göre çekiştireceğim aslında. Şimdi şöyle alalım pantolon.
Böyle kaldı kısa var. Ve şimdi görelim Jeffrey'nin bedenini. 3'e basalım. Tabii şu an noktalardan biraz aşağı çekip şeye oturtabilirim. Jun'u niye tercih etmediğimi çok iyi anladık değil mi? Müzikle alakalı bir konu. Şimdi şuna bir side'dan bakalım. Side'dan da gerekli ayarlamalar, çizgiler genişletilip yapılabilir. Şey biraz fazla olmuş. Şu çizgiyi biraz geri alayım. Şunu da biraz geri alayım. tabii şey, böyle bir değişiklik yaptıktan sonra yarısını silip tekrar simetrisini alabilirsiniz. Yani hani ama 2015-2016 ile birlikte simetri tool'u güzel çalışıyor. Geçenlerde bir arkadaş hatırlattı bana. Ben biraz old school takıldığım için. O işte siz dediniz ya hep karıştırın falan sağ klik sol klik falan karıştırın. Ben de aynı şekilde geçen karıştırdım oldu simetriyi buldum. Güzel. O dediğiniz gibi hocam hani o tutorialları hazırlayanların hepsi eskiden beri sürekli çalıştığı için adam eski alışkanlıklarını gösteriyor. Ama programı yazan herifler her geçen sene yeni bir şeyler ekliyor. Mesela 2016 çok ilginç gelecek. Sneak peeklerine baktım yani şey olarak. Aynen. Yani çok güzel şeyler geliyor. Arayüzü biraz renklendirmişler, değiştirmişler falan. Hani biraz farklılık çekerseniz 2016'yı kullanmaya başlarsınız. Yani biraz şey. Mesela şurada Rick diye ayrı bir başlık yapmışlar mesela. Hani artık sadece şey değil. Hani animasyon değil. Hani ne diyordum ben ya? Komik bir şey unuttum. Simetri. Ha, normalde dediğim gibi şey biz yarım çalışabiliriz ama artık sallıyorum herhangi bir transform tool'un en altında arkadaşlar simetri diye bir opsiyon var. Sadece önceden simetri şöyle çalışıyordu ki adı simetri değildi önceden reflection'dı. Yansımaydı ve sadece şunu yapıyordu işte vertex'in yerini değiştirdiğin zaman simetrisinde de yeri değişiyordu ama bir çizgi tutup işte extrude ettiğinde, insert edge tool verdiğinde falan çalışmıyordu. Şimdi o 2015'te mi geldi, 14'te mi geldi hatırlamıyorum. Mesela simetriyi şu an objem zaten mayanın sıfırında olduğu için dünya işte maya koordinatlarına göre bir simetri olsun ya da işte objenin pivot noktasına göre bir simetri olsun fark etmeyecektir. Herhangi birini açtığınızda bu arada daha güzel bir özellik var. Asimetrik model yapıyorsanız topolojik olarak simetri olma özelliği var ki çok tavsiye ettiğim bir şey değil. Yani ilk başta hocam, asimetri. Hocam oraya gelmişken sözünüzü görüyorum. Şeyi soracağım. Mesela ben pivot noktasını bir tane noktanın üzerine sabitlemek istiyorum. Bunun sırrı var mı? Var. Şöyle olsun. Bu soru aklımda kalsın. Tamam. Arkadaşlar şöyle yapalım. Mesela not al. Ben unuturum. Mesela soru şununla çok alakalı olmadığı için şu an pivot noktası konusu şey olsun. Mesela onu ayrıca bir bilgi olarak anlatayım. Reflection, şu an simetriyi açtım. Simetriyi açtığınızda zaten şunu göreceksiniz. Sağ click face dediğimde bir taraftan seçtiğim zaman diğer taraftan seçecek. Sadece seçmeyecek. Move dediğimde move edecek. Sadece move de etmeyecek. Sallıyorum normal face extrude'den extrude ettiğimde diğer tarafı da extrude edecek. Önceden böyle çalışmıyordu dediğim gibi. Sadece move tool'da rotate de yani yer değiştirmede, noktaların yerini değiştirmeye çalışıyordu. Şu an gayet simetrik bir şekilde çalışıyor. O yüzden mesela ben şu an bir değişiklik yapacağım zaman şeyi çok fazla düşünmeme gerek yok. İşte diğer tarafta ne oldu kısmını düşünmeme gerek yok. Hani side'dan baktım, genişlettim. Simetriyi açmamış olsaydım diğer tarafla simetrisi bozulacaktı. Falan. Ki bu arada daha önce de bahsettiğim gibi hani modelim %100 tutarlı olmak zorunda değil. Tutarlıysa, olması gerekiyorsa bunu zaten söylerler. Sizinle çalışan arkadaşlar ya bunu biraz daha hani şey yapalım, benzetelim. Neyse. Bla 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 bla. Çekiştir güzel, çekiştir güzel. Böyle şey deme hakkımız var mı? Kolaysa gelsen bir evde. Ha? Yok mu? Valla gönül neler istiyor da. Neler söylemek istiyor da. Yani. Yok şey hani bazı şeyler, bazı istekler makuldür. Bazı istekler çok şey olabiliyor. Kötü istekler olabiliyor. Hani. Sonra işte Jeffrey'nin pantolonu ve işte karakterin şeyini ederler biraz tutarlı bir şekilde düzeltelim. Sallıyorum mesela şurada çok düşük kaldı.
Bir tarafı çekersem diğer taraf zaten düzelecek. Yanlış çizgi. Biliyorum şu çizgi noktaları belli bir noktaya hani yapıştırma tool'u. Edge'leri de aynı şekilde yapılıyor mu? Tabii. Onu söylemiştik mesela. Edge seçmek demek, edge'in değdiği noktaları seçmek demektir. Face seçmek demek, face'in değdiği noktaları seçmek demektir. O yüzden daha önce söylemiştik. Maya bir face'in nokta yerini göstermez size. Sadece noktaların yerini bilir. Maya değil. Bütün 3D programlar noktanın yerini bilmek üzerine şey yapmıştır. Ya zaten bütün matematik öyle değil midir? Koordinat sistemidir. Evet. Bir şeyin bir yerdeki yeridir. Çizgi dediğin şey aslında yoktur. İki nokta arasında sonsuz tane işte nokta vardır. Onların birleşimi çizgidir falan gibi. Hocam ZBrush'ta şey sözde polypoint yapıyorsun da ben tekstleri bakıyorum. Öyle mi? Noktaya mı veriyor şeyi? Normalde, adı normalde polypoint ama vertexleri boyuyor yani. Vertex onun etrafını boyuyor belli bir resolution'da. Yersen, diyeyim kendim. Şunları da işte hani oturtmak babında belki bir şeyler yapılabilir. Şunu biraz dışarıya alayım. Şey modelimi çok fazla bozmasını istemiyorum aslında da yaklaşık bir şey olsun. Mükemmel bir şey aramıyorum şu an. İdareten yerleşsin yeter. Normalde olduğundan biraz daha şişman olduğunu söyleyebilirim yani. Bunun sebebi aslında şu. Alttaki şeyi smoothlarken yuvarlığa çekmeye çalışıyor ya. Problem aslında burada. Alttaki face'leri seçersem ve silersem daha doğru bir şey yapabilirim. Çünkü normalde içinde bunun vücut var. Zaten içindeki kabis böyle gitmiyor. Ama bunu yaptığım anda modelimde ciddi bir değişiklik olacağı için Maya bunun smoothlu halinde de ciddi bir değişiklik yapabilir. Şu an bakalım nasıl oldu. Ha, çok kötü değil. Double click, edge, biraz daralt. Ha tabi bu arada şey olabiliyor. Bazen şu an simetri açık olduğu için bütün loop'u seçtiğim halde tam ortasında göstermiyor. Böyle durumlarda simetri off derseniz normal bacağı yaparken yaptığınız gibi tepkiler gösterecektir. Biraz geriye. Hadi biraz daha genişlesin. Problem değil. Şimdilik böyle kalsın. Çünkü şunu yapabiliyoruz ekstra şeylerde ki bunu normal gerçek projelerde de görürsünüz. İşte pantolonuna en üst çizgisini tuttum. Bir miktar extrude ettim. Edit mesh. Extrude dedim. Edge Extrude edeceğiz. Edit Mesh. Extrude. Dedim. Hani şunu şu şekilde daraltıp biraz modeli şeyin içine soktuğunuzda, penetre ettiğinizde kurtarıyor. Mesela diyeceksiniz ki ya hocam bu Reflection aç kapa aç kapa biraz zor oluyor. Hani sürekli ihtiyacım olduğunda aç, ihtiyacım olmadığında kapa. O zaman Celal bunu çok sevecektir. Hızlı bir şey söyleyeyim. Ha? İşte ben de o hızlı şeyini karıştırırken buldum. Yani, normalde arkadaşlar Q, W, E, R'den bahsetmiştik ya. Bunlar mesela şeydi neydi? Seçim tool'uydu. İşte ıvır, zıvırdı vesaire. Şimdi ben normalde şurada gördüğüm ayar kutusuna nasıl Shift sağ klikte seçilen edge'ler üzerinde yapabileceğim işlemlerin menüsünü görüyorsam aynı şekilde Q sol klikte seçim aracının option box'ını görüyorum. Senin farklı bir şey. Control Shift sağ klik. Mesela Move Tool'dayım. Move Tool sol klik. Bakın yukarıda simetri, simetri. Aynı normal Shift sağ klikteki menüler gibi. O yüzden normalde eğer diyorum Maya'yı bu şekilde kullanmaya alışırsanız şöyle oluyor arkadaşlar. Simetriyi açmak istiyorum. Şu an açık. Şu an açık mı? Açık. Kapamak istiyorum. Kapadım. Açmak istiyorum. Açtım. Hepsi Q sol klik yukarı yukarı. Bunu hızlı bir şekilde yaparsanız. Açtım. Kapadım. Açtım. Kapadım.
gibi. Biraz alışırsanız çok pratik oluyor. Seçtim. Şu an mesela bakıyorum. Açıkmış zaten şu an. Kontrol etmesi de kolay oluyor. Modelimi biraz içeri çektim. İşte sallıyorum şunu. Şeye otursun diye biraz dışarıya aldım. Cevap hoşuna mı gitti? O son derece. Arkadaşlar mesela şu an için beni bu durum kesecek. Yani bana kafi. Hani anlatmak istediğim şeyi anlatmak adına işe yaradı. Ama mesela pantolon çizgisi içeride olur falan. Hani modelle ilgili eleştirileriniz varsa onu sallıyorum. Düzelttim. Hani mesela şu an simetriyi açacağım. Aynı şeyi söylüyorum. Yukarı çat. Simetri. Gelecek. Simetri, simetri. Ha bu arada aksları da değiştirebilirsiniz. Hani sadece simetriyi açıp kapama olayı da değil. Ha, alışkınsınızdır, değilsinizdir. Alışmak istiyorsunuzdur. Yani bu şey, denenip zamanla şey yapılabilecek bir şey. Mesela bir de şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu yeni bir modelleme tool değil de hani modeli yine editleme, modellemede kullandığımız bir şey var. Edit Edge Follow. Edit Edge Follow işte çok güzel bir tool. Şöyle yapıyor mesela arkadaşlar. Şu an ben şurada çizgilerim biraz fazla sıkışık değil mi? Bunu görebiliyoruz. Hani bunlar biraz daha homojen dağılsın diyebilirim. Ya da sallıyorum şuraya bir çizgi atacağım. Şu pantolon bölgesine. Attığım çizgi modelimin genel gidişatına göre kendi otomatik olarak kavis alsın istiyorum. Bunu bir iki yerde yapabilirim. Mesela şu an Mesh Tools, Insert Edge Loop Tool. Şöyle hemen yukarı simetri. İlginç. Simetriyi açtım. Edit Mesh, Mesh Tools, Insert Edge Loop Tool. İlginç, Insert Edge Loop Tool'dan şey yapamadım onu. Dur bakayım, o zaman şöyle bir şey deneyeyim. Simetrimi açtım. İlginç. Şöyle arkadaşlar. Demek ki bütün tool'lar çalışmıyormuş. Onu görmüş oldum. Yani normalde extrude çalışıyorken sallıyorum. Extrude'u seçtim. Bu şeyle alakalı olabilir. Şöyle bir basit mantık yürütebiliriz. Kayıt altında olsun. Face, yani daha önceden bir mantıklı olabilir mi? Mantıksız olabilir bilmiyorum. Şu an yürütüyorum. Hani face seçtim, extrude ettim. Edge seçtim, extrude ettim. Bunlar önceden bir seçim yaptığı için simetriyi çalıştırabilen şeylerdir ama insert edge loop tool önceden bir seçim olmadığı için simetrinin tam yerini bilmiyor olabilir. Yani ben şöyle bir akıl yürüttüm ama saçmalıyor da olabilirim. Yok, hani çıkabiliyor ama mesela ben ilginç bir şey yapalım. Madem böyle bir sıkıntıyla karşılaştık. Ben oraya bir çizgi eklemek istiyorum. Geldim front'tan ya da side'dan bakıyorum. Lan. Arkadaşlar mesela çok sık kullanılan bir şey olmayabilir ama cut face tool diye bir şey var. Mesh. Nerede o? Cut face tool. Cut face tool direkt herhangi bir topolojiyi gözetmeksizin sizin yerde şey yaptığınız, çizdiğiniz doğrultuda bir kesim çizgi atıyor. Cut face tool'u aldım. Herhangi bir yerden, ortalama bir yerden çektim. Şöyle bir pivottan hareket ediyor. Basılı tutuyorum şu an. Hala şeyimi yapmadım. Shift'e basılı tutunca falan. Aynen öyle. Shift'e basılı tutunca aynı bildiğimiz bütün programlarda olduğu gibi 15 mimik. Bununki 45.
45 ve katlarında dönüyor. Direkt 90 hani şey olması için. Bırakıyorum. Geldi. Size ilginç bir şey göstereyim arkadaşlar. Bunu zamanında şeye göstermiştim. Mesela bir tane bunu işte hani bahsettik ya, Gökhan abi geldi. Cilde'de bir miktar bulunduk. İşte mesela yıkık bir tane mekan yapmam gerekiyordu. Yıkık bir tane mekan yaparken arkadaşlar, şimdi insanın göz göre göre bir şeyi bozması biraz zor bir şey. Yani elle bozulduğu biraz anlaşılıyor. Hani o rastgelelik, aslında insan o kadar rastgele davranamıyor. O yüzden çok basit, ilginç bir şey yapacağım. Mesela bir tane kemerli bir tane yapı vardı. Kemer. Show isolate add selected object. Sağlıyorum bunu, işte aldım. Yine yarısını, dörtte birini kolay olabileyim diye 16 yaptım. İşte sonra bunu şöyle 90 derece döndürdüm. Alttaki face'lerini sildim. Sağ click face. Sonra çizgi seçme tool'una geldim. Sonra extrude dedim. W'ya bastım. Bak mesela şey, şu an oklarım aşağı doğru bakıyor değil mi? Yani şu an şu şeyle hani extrude, yani edge'lerin kendi yönü şeyle örtüşmüyor. Mayanın akslarıyla örtüşmüyor. Yine W'ya basılı tuttum, sol click yaptım. World dedim. World'e göre yer değiştirdi. Sallıyorum, face tuttum. Face, W'ya basılı, şey W tabii, move tool. Sol click. Objeye göre, objenin normaline göre, yani şurada gördüğünüz ayar kutusu var ya, burada hemen hemen her fonksiyona move sol klikle ulaşabiliyorum arkadaşlar. Bu aynı şekilde, peki E sol klik olursa ne olacak? Rotate'in ayar kutusuna girmiş olacağım. R sol klik olursa da scale'in ayar kutusuna girmiş olacağım. İlk başta şey dediğim gibi, hani çok pratik gelmese bile benim gerçekten Maya'ya hani ilk anlamda sevmem, hani kullanım kolaylığını sevmem. Bu anlamda şeyden bile daha hızlı aslında. Soft Image'den bile daha hızlı. Ya muhtemelen bunlar Soft Image'in olduğu zamanlarda yoktu. Soft Image'de işte... Yok. Soft bayağı Image, eski bunlar. Oldukça eski. Şey mesela Soft Image 7'de şey vardı. Klon falan muhabbetleri vardı. Çok sağlam çalışıyordu orada. Soft Image 7'de 2006-2008'de o zamanlarında. Bunlar yani 2014'te gelmiş. Şimdi şeyi göstereceğim. Mesela ben dedim ya, bir rastgelelik yakalamaya çalışıyorum. Eğer mesela kırık dökün, çok temiz bir mimari bir şey yakalayacaksan problem yok, ama yaptığım şey şuydu. Cut face tool. Kafama göre şöyle bir iki tane çizik atıyorum. Tamam mı? Sallıyorum. Sonra bir iki tane vertex seçiyorum. Kabaca vertexlerin pozisyonlarını smoothlayan, relax eden bir tane tool vardı. İşte belli başlılarını tutuyorum. O da şöyle Average Vertex Tool diye geçiyor. Mesela böyle aldım, bıraktım burada. Hani biraz dökülmüş, yamulmuş bir tane terrain yapmak istediğim zaman, bir yapı yapmak istediğim zaman bu mesela çok kullandığım bir yöntem olmuştu. Benden size ufak bir trik. Kendiniz şey yaptınız mı? Ha? Tabii. Yani bir tutorial ya da bir şeyde değil. Hani bu rastgele çizgi atmak zaten hani o yapının bozuk olmasıyla ilgili. Şey yapmak da hani bunun kabaca kırılmış değil de zamanla aşınmış olması hissiyatını sağlıyor biraz. Gibi. Cut face tool. Şöyle tekrar ediyorum. Normalde düzgün bir tane yapım var. Cut face tool dediğim için mesh tools'tan cut face tool girdim. Sonra kafama göre shift'e basmadan alakasız çizgiler atıyorum. Sizin yapınca benim aklıma şey geldi. O parçaları random olarak dağıtmak mümkün mesela. Yüzeyleri, space'leri seçin. Şu an hala bütünlüğünü koruyor. Yani işte detach yapıp ondan sonra işte bir şey vurduğunda o dağılacak. Yani şey, evet, fizik şeyi. Onun için yapabilir misin? Yapılabilir. Yok, ama şey, bu onun için ideal yöntem değil. Yani onu söyleyebilirim. Average Vertex'te arkadaşlar, Edit Mesh'te olsa gerek, A ismini arayacağız. Vertex'te burada demiş. Average Vertex tool muydu o? Yani şöyle ben yine Shift sağ klik yukarı, tabii bunun için Vertex seçmem lazım. Vertex seçtim. Shift sağ klik. Average Vertex. Nerede olabilir bu? Mesh.
Average Vertex Mesh'teymiş arkadaşlar. Değil mi? Oldukça etkindir. İşe yarar. Ama hani bu şekilde. Tamam. Bu da ufak bir şey. Ben burada neyi anlattım? Cutface'i anlattım. Cutface'in bir kullanım şeklini anlattım. Ya tabii modele ekstra çizgi eklemek isterseniz de kullanabileceğiniz bir şey olduğunu anlatmış oldum. Sonra mesela şu an ben çok şey olmamakla birlikte hani eğer bu edge'i double click simetri açık her iki tarafta. Edit Edge Flow. Edit Edge Flow'un yaptığı şey şudur arkadaşlar. Asıl onu anlatacaktım. Nereden nereye geldim. Eğer bir yüzeyde bir akış varsa, yani kendince belirlediği bir yüzeyin kıvrılma şeyi varsa, eklediğiniz çizgiyi, yani seçtiğiniz çizgiyi ona göre kendisi pozisyonlandırabiliyor. Edit. Biraz önce buradaydı yani. Şunun gibi. Mesela bunu daha güzel şöyle örnekleyebiliriz. Nerede torus? Şu an obje sahneye gelmiyor. Bunun sebebini bilen var mı? Yalnız modda çalışıyorum. İzole modda çalıştığım için. Yani şu an seçtiğim objeyi ekranda yalnız bırak dediğim için diğer obje gözükmüyor. Ha tabii bununla ilgili şöyle iki tane şey var. Objeyi seçip show. İzole selection'dan seçili objeyi sahneye ekle de diyebilirsiniz. Add selected object de diyebilirsiniz. Ya da en baştan show'dan özellikle autoload new object. Yeni bir obje yarattığım zaman bunu da sahneye ekle opsiyonu da var. Bunu işaretlersem herhangi bir obje yarattığım zaman direkt sahneye gelecek. En güzel torus gibi kıvrımlı bir şeyde anlatılır bu edit edge flow. Mesela arkadaşlar şuraya bir tane çizgi ekliyorum. Şu an gördüğünüz gibi hani normalde bu kıvrımı takip etmiyor değil mi bu çizgi? Yani orada direkt beliriyor. Eğer ben edit edge flow dersem buna, gördüğünüz gibi hani o kıvrımı şu şeyin çizdiği çizgiye uyum sağlamaya çalışıyor. İhtiyacınız olursa bunu da yapabilirsiniz. Sadece uyum sağlamakla kalmıyor. Eğer bir tarafa doğru kayıksa ortalıyor da. Şimdi ben başka bir tool'la bunu biraz şöyle yapacağım. Mesela çizgi eklediğiniz istediğiniz yerde değil. Bunun orada kendini güzel bir şekilde yedirmesini istiyorsunuz. Sadece hani ortalamak değil, güzel bir şekilde kıvırmamak, sumutlamak gibi de düşünebilirsiniz. Yani çizgiler hocam eşit aralıklı arasında atmışsınız. Nasıl? Mesela çizgi eklediniz. Hı-hı. Çok güzel. İki çizgi arasında aynı eşit aralıklı arasındaydı ya. Bütün çizgileri seçip hani tekrar bir güncelleyebilir misiniz? Hayır, o şekilde hani reboot ya da remesh gibi bir şey yok. Yani ben bunu ekledim, sonra bu işte sallıyorum 16 ha, 16 noktalı değil de 17 noktalıymış gibi olsun. Yok, o şekilde yok. Ha biraz elle gözle uğraşırsan gibiymiş gibi olabilir ama. Hocam demin o kaydın başının ne hangi tool'la yaptınız? Tamam, güzel soru açıyor. Neyse bu kayıt bayağı güzel olacak. Bir sürü şeyden bahsetmiş olduk. Şimdi normalde kaydırma işlemi arkadaşlar yüzey normalini bozmada yapmak için Slide Edge tool'dur. Slide zaten ismi çok aşikar. Mesh tools'tandır muhtemelen. Aşağıda hocam. Ha. Nerede? En altın bir üstü. Ha, Slide Edge tool. Slide Edge tool'a tıkladığınızda arkadaşlar bu tool orta klikle çalışır. Orta klikle solda sağ sürüklediğinizde kaydırmış olursunuz. Genelde şöyle söyleyeyim. Mesela bir çizgi attınız. Bir sebepten dolayı move'la istediğiniz yere taşıyamayabiliyorsunuz. Çok yaşadığım bir karın ağrısı. O yüzden bunu yüzey üzerinde orantılı bir şekilde kaymasını sağlayacak tool Slide Edge tool'dur. Ki yine biliyorsunuz ki seçtiğim objeye göre, seçtiğim obje ya da alt komponente göre Shift sağ klik bulacaktır. Shift sağ klik Slide Edge tool. Orta klikle şey yapıyorum. Sonra Shift klikle başka bir şeyi seçip slide edebilirim. Orta klik Slide. Bunu çok bilmezler. Shift orta klik yaptığınızda da tam tersine expand çalışır. Mesh tool'da mı? Mesh tools, evet. Shift dediğiniz
Shift orta klikle yaptığım zaman da hani normalde böyle kayıyordu ya. Orada da böyle genişletme gibi çalışır. Oldukça verimli bir tool'dur. El alışkanlığınız olsun. Hocam bir şey varsa göstereyim, isterseniz ara verelim. Öyle mi? Bunu buradan bir yere bağlayacaktınız galiba. Nereye bağlayacaktım? Dur. Ha şey, slide edge tool tabii hani modellemede ihtiyacımız olabiliyor diye. Hani sallıyorum. Edit edge flow şunların bahsettiğim gibi edit edge flow'la yapmışız zaten. Eğer bahsettiğim gibi yüzeyin kendi bir normalinin değişmesi diyeceğim. Çok anlaşılır olmayabilir de hani bir akış diyeyim. Yüzeyde bir akış varsa akışa uymasını sağlıyor edit edge flow. Aynı zamanda dediğim gibi relax, smooth gibi de çalışıyor. Öte yandan slide edge tool'da mesela ben bu çizgileri biraz daha köşe olsun diye aşağıya çekmeye çalışacağım. Bazı zamanlar işte W ile çekmek çok şey olmayabiliyor. İşte hani çek sonra ayrı ayrı daralt falan. Biraz problemli olabilir. Yine olur. Biraz daha fazla uğraştırabiliyor. Sallıyorum. Slide Edge Tool'la. Bu da ilginç oldu. Ha. O bir kere manyaklaştı. Ondan sonra kendine geldi. Kendine geldi. Bu şekilde çizgileri de hani kaydırabiliyoruz. Aklınızda bulunsun. Tamam. Şimdi ben bir tane save diyeyim buna. Abi ben hatırladım. Nereye geleceğimi hatırladım. Slide Edge Tool'la mesela istersem şu ve şu çizgiyi slide diyorum. Edit Edge Flow'la biraz daha ortalamasını sağlayabilirim bu şekilde. G tuşuna bastım. Bu şekilde yani daha homojen bir dağılım yapmak için hem de yüzey normaline daha düzgün uyum sağlasın diye bu şekilde modelimi genişletebilirim. 3'e basarım. Şu an için beni idare eder. Şu noktayı biraz daha yukarıya alayım. Bakayım. Sonra varsa biraz kıvrımdan dolayı şunu yukarıya alayım. Falan gibi. O zaman Ctrl S diyorum. Şu kaydı durduralım. Başladığımızda tekrar başlatalım. Nasıl yapacağız? Sağdaki ha, bu mu?